Merhaba arkadaşlar, kanalıma, evime, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir bülbül yuvası kadayıf tatlısı yapacağım. Hiç bekletmeden hemen yapımına geçelim. Gerekli malzemelerimiz. İlk önce şerbetiyle başlayalım. 5 su bardağı şekerimizi tenceremize alalım. Üzerine 5 su bardağı suyumuzu ekleyelim. Üzerine bir dilim de limonumuzu ekleyelim ve 15 dakika kaynatmaya gidelim. Yarım kilo kadayıfım vardı. Onları güzelce açalım. Şöyle bir parça koparacağım. Evet, bu şekilde bir iki parmağımızla böyle dolayalım. Ve bülbül yuvası halini aldıralım. Yağlanmış olan borcam tenimize dizelim. Evet arkadaşlar, şeklimiz bu. Çok kolay, çok harika bir tatlımız olacak inşallah. Evet, birinci bülbül yuvasını yaptık. Şimdi ikincisini tekrar hazırlayalım. Böyle iki elimizle dolaya dolaya tam ortasına böyle parmağımızı bastıralım ve yuvamızı oluşturalım. Üçüncüyü de gösterelim. Bu şekilde basit bir dolayışla güzel bir bülbül yuvası şeklini aldıralım. Hiç saatlerce şekil vermemize gerek yok. Bu şekilde de harika tatlılarımız olacak. Üzerine kelebek cevizlerim vardı. Ben onlardan yerleştireceğim böyle. Yarım kilo kadayıfım benim tam bir borcam sinisi çıktı. Siz isterseniz bu tarifi azaltabilir, çoğaltabilirsiniz. Tarifimi bu kısma kadar izlediyseniz yorumlar kısmına küçük bir emoji veya küçük bir kalp bırakabilirsiniz. Ben de bu sayede izlemiş olduğunuzu anlayabileyim. Evet arkadaşlar, 125 gram margarinim vardı. Onu şöyle kaşıkla gezdireceğim üzerlerine. Kadayıfımızı daha önce yağlamadık çünkü. Şimdi yağımızı verelim. Ve 150 derece fırınımı ısıttım. Kadayıfımı ağır ağır yarım saat pişireceğim. Kadayıfımızın çok güzel pişmesi gerekiyor ki yumuşama olmasın diye. Evet arkadaşlar, harika görüntü değil mi sizce de? Bence çok harika oldular. Evet, fırınımızda piştiler yarım saat ve şimdi şerbetimiz soğuk, tatlımız sıcak olacak. Şerbetle tatlımızı buluşturalım. Koyuluğu bu şekilde olacak şerbetimizin. Ve kepçe yardımıyla şerbetimizi tatlımızla buluşturalım. Anında çekiyor şerbetimizi. Bir şerbetimiz kalmamıştı. Tatlımızda son şerbetimizi döktük. Şimdi 1-2 saat dinlenmeye bırakalım. Tatlımız dinlensin, şerbetini çeksin. Ve şöyle bir tanesini çıkartalım. Harika, yumuşacık ama tel tel ayrılan tatlımız oldu. Ve servis tabağımızı alalım. Bir de içini görelim. Evet arkadaşlar, ağır ağır pişirmemizin şimdi faydasını görelim. Bakın, bir kere tel tel ayrılan kadayıflarımızı size göstereyim. Bu şekilde. Harika oldular. Hiç hamurlaşmayan tatlımız. Nefis görünüyor.
Arkadaşlar tatlımı size bütün püf noktalarıyla anlattım. Aklınızda bir soru kaldıysa tekrar sorabilirsiniz. Tatlımı yapabilirsiniz. Kanalıma destek için beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir başka tarifle tekrar karşınızda olmak dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Afiyetle kalın.